Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz. Çünkü GTA 5'teyiz ve GTA 5 gizemi yapmamız lazım. GTA 6'da olsaydık GTA 6 gizemleri yapardık değil mi? Ah, çıksa da oynasak. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Franklin sadece bir don giyiyor. Neden? Çünkü havuza girdi. Ne oluyor lan? Havuz ama camlı. Havuza girdi, şöyle rahatladı, derin bir nefes aldı, kendisini rahatlattı arkadaşlar. Oğlum Franklin daha korkunç lan. Bugünkü gizemden bile korkunç, baksanıza. Oo, gözlere bakın. Bugün kendisini biraz rahatlattı, zira tekrardan oraya gidecek arkadaşlar. Yapma dedik, etme dedik, lakin Franklin bu gizemi çözmeye kararlı ve siz de yorumlarla sıklıkla istiyorsunuz. Ben de o yüzden bugün bu gizemi çözeceğim. Kendimize şöyle güzel bir kıyafet seçmemiz lazım. Hep şunu giydirdim. Bunu giydirdiğimiz zaman başımıza gelmeyen kalmadı. Lakin şöyle şunu giydirdiğimi düşünsenize. Allah'ım, saçma olur. Bu iyi olur ha. Siren kafa beni tanıyamaz. Gerçi beni zaten tanıyor. Buna çok bir gerek yok ama bence yakıştı ha. Güzel. Şimdi hazırım arkadaşlar. Kendimi daha güvende hissediyorum. Bugün gidip o gizemi çözeceğiz. Biliyorsunuz en son gittiğimizde başımıza ne geldi? Kendisinin evine girdik ve bodrumda Michael, Amanda ve Tracy var mıydı lan? Birinin daha cesedi vardı. Jimmy de olabilir. Onların cesedini bulduk. Acayip korkunçtu. Şayet bölümü izlemediyseniz sağ üst köşeye bakın. Oradan bir önceki bölümü izleyin. Fazla geç olmadan gidelim. Zira biz hep hava kararınca gidiyoruz ve başımız belaya giriyor. Bence en büyük problem gece gitmek. Gündüz gidersek siren kafa bize hiçbir şey yapamaz. Yani muhtemelen yapamaz. Yapar mı? Göreceğiz. Arkadaşlar, ekipman olarak kendimize bir tane flashlight aldık. Bir tane de AK-47. Namı diğer... Keleş. Bu silah niye keleş diyorlar lan? Kendisi kel değil ki. Sanırım ondan değil. Neyse. Bakın. Çap geri geldi. Lakin. Pitbull olarak geldi. Pitbull. Pitbull. Çap. Oğlum. Kendisi aynı zamanda kaos, biliyorsunuz değil mi? İnsan. Bizim videolar ne zaman gelecek ya, Allah Allah. Gelmiyor bak, ben gidiyorum ha. Tuvaletimi yapacağım. Lan oğlum, gelecek gelecek. Allah belanı çap. Gelecek tam ya. Allah kahretmesin. Franklin de oraya baktı kaldı. Ulan o kadar sıçılır mı? Ve yollardayız. Hadi bakalım. Geliyoruz siren kafa. Bugün Michael'dan, Amanda'dan ne istediğini, neler planladığını çözeceğiz. Bütün gizemlerini aydınlatmaya çalışacağız. Ve eminim aydınlatacağız. %100. Ya bu oyunda niye birileri sürekli bana sövüyor? Ne? Bakın gördünüz mü? Konsantrasyonum gitti. Niye sövüyorlar? Ben bu adamlara hiçbir şey yapmadım. Kadın bildiğiniz düz gitti lan. Ha ben sövsem mesela çıkar beni döver değil mi arabadan? Ama kadın sövünce bir şey yapamıyorsun ya. Ay ablacığım, niye sövüyorsun anlamadım ki. Bir şey yapsam hadi sövdün de sev. Bu arada saat kaç? Ha iyi, daha var. Bu telefon gördüğünüz gibi Trevor'ın telefonu. Ondan telefonu ödünç aldım. Zira bir önceki bölüm telefonumuzu orada düşürdük. Maalesef ki. O yüzden şimdilik birinden ödünç almak zorundaydım. Buradan ana yola karıştık mı? Siren kafanın evi zaten yakın. Hadi bakalım. Bakın şimdi. Size GTA 5'te makas ustası nasıl olur onu öğreteceğim. Easy. Bak. Önce hiçbir şeye bakmadan şöyle sağdan sağdan gidiyorsunuz. Sonra derinlemesine giriyorsunuz. Bakın bak. İyi takip edin bu dersleri. Haftaya soracağım. Bunu sakın yapmayın. Bunu yapmayın. Bakın. Herhangi bir drifti özendirme, makası özendirme yok. Trafikte makas atmak ölümcüldür ve suçtu. Bak misal, gördünüz mü? Suç işte bu yüzden. Öldün mü lan? Yaşıyor. Niye yaşıyorsun oğlum? Allah Allah, suçtur suç. Aslında orada iyi makas attım da niye orada öyle oldu anlamadım. Sanırım
arabanın değil, benim de değil, adamın azizliği oldu. Ve geldik arkadaşlar. Sinyalimizi verdik. Şöyle sağa yanaştık. İşte. Burası. Allah aşkına şu arabayı yolda tut. Frektim. Ne olur. 2 dakika bıraktım, hemen gittin çarptın. Burası. O büyük. O lanetli yer. Allah senin belanı verecek inşallah. Adam durduk yere hem sövdü, hem de bildiğiniz arabamı mahvetti. Al. Ben de sana çarpayım, Allah Allah. Çözüm bu mu yani? Böyle mi anlaşalım? İnsan gibi değil. Ve geldik arkadaşlar. Burası GTA 5'in en korkunç. Eyvallah. Mahallesi. Bu manyak da kompetan oldu galiba buranın. Hayırdır birader? Hiç öyle bir GTA 5'in en tehlikeli mahallesine bakmaya geldim. Yalnız siz üçünüz aynı adamsınız lan. Şey diyeceğim. Siz üçünüz aynı adam. Şey ben onu yanlışlıkla. Pardon. GTA 5'te silah doğrultunca bunların kaçtığını unuttum. Ya ben bir şey soracaktım. Abi bir dakika. Tehlikeli mahalleye gidiyorlar lan. Bakalım ne olacak. Vallahi gidiyorlar. İkisi gitmiyor. Sanırım şu gidecek. Yo. O da gitmiyor. Oha. O ne lan? İş makinesi. Burası aynı zamanda maden biliyorsunuz. Arkadaşlar. Kimse buraya girmiyor. Fark ettiniz mi bakın. Adamlar da gitmedi. Bak bu da girmeyecek büyük ihtimalle. Şöyle dönüp gidecek. Neden derseniz. Onu ben de anlamadım. Diğerleri nerede? Aa bak. Baba nasıl kaçıyorlar? Tamam lan tamam, şaka yaptım. Bu kadar korkacak ne var ya? Bakın. Büyük kamyon orada. O kamyon mu lan? Yok değil. Muhtemelen kaybolmuş. He? Oğlum burada ses geliyor lan. Aa! Buradan ses geliyor. Tinerci olabilir. Ben burayı daha önceden araştırdım. Buraya kimse girmiyordu arkadaşlar. Tinerci misiniz lan? Tinerciyseniz tinerinizi de alın gidin. Şşt oğlum bak ben korkuyorum ha. Yine ufaktan gel. Allah senin. Korktum. Sandım ki şu camın orada bir şey var. Hay. Cammış lan. Allah sizi bildiği gibi. Hayır. Has. Bu ne oğlum? Kur'an çapsını ilk defa görüyorum. Arkadaşlar. Bu ne? Bu. Tam olarak ne? Evin içi mi var lan? Bir dakika. Ha yok. Oraya girebiliyoruz galiba. Bir dakika. Oğlum içeride bir şeyler var. Vallahi var. Bir dakika. Oradan dolaşmam lazım. Nereden? Ben nereden geldim lan? Hah. Şuradan çıkalım. Oğlum oranın içinde bir şeyler var. Ben oraya girebiliyor muyum? Sanırım girebiliyorum. Hadi. Bir dakika. Arabayı çekersek. Araba nerede oğlum? Araba? Şaka yapıyorsun. Ne olur şaka yapıyorsun. Oyun. Oyun şaka yapıyor olmalısın oyun. Oğlum araba kayboldu. Lan biz nereye geldik oğlum ya? GTA 5'in en tehlikeli mahallesi de girişi tehlikeli değildi arkadaşlar. Şu ilerisi tehlikeliydi. Bura ne alaka oğlum? Demek ki artık komple mahallenin kendisi manyak dolu. Burada bir şey var. Televizyon mu lan o, bir dakika. Bunda dürbün var. Evet televizyon, bir dakika sıkayım bir. Bir şey olmuyor. Kaçalım oğlum buradan bence. Sakat zaten durum. Biz siren kafanın gizemini çözmeye geldik. Başka bir gizem daha bulduk. Belki bu da siren kafayla ilgilidir ama. Benim bununla uğraşacak ne cesaretim ne de vaktim var. Bizim hedefimiz siren kafa. Acaba niye kaçırdı? Michael'ı, Amanda'yı Bodrum'a niye kilitledi? Elimde silah var. Siren kafayı öldürüp eve tekrar girmeye çalışacağım. Belki de evin başka bir gizemi...
O... Onu siz de görüyor musunuz? Yoksa ben mi görüyorum sadece? Oğlum bu oyunda ne garip şeyler oluyor lan? What? Allah Allah. Oğlum bu siren kafanın evinde çok garip şeyler dönüyor. Bir dakika, belki Michael falandır lan. Evden kaçmaya çalışıyordur değil mi? Olabilir. Arkadaşlar bu mahalleyi karış karış araştırsak 3000 tane gizem buluruz oğlum, bu ne? Mahallenin her yerin gizem anasını satayım. Baksanıza. Saçma salak şeyler görünüyor. Cins cins camlar var, kanlı manlı. Tövbe tövbe. Ne lan bu? Şurasıydı değil mi? Siren kafanın evi. Evet. Burası. Chap'la gelmiştik ve Chap burada bana saldırıp yok olmuştu. O lanetli ev burası. Bir de kliması var, görüyor musunuz? Sanırım kullanıyorlar. Baksanıza. Motor hala güncel duruyor. Ulan siren kafa. Acaba evine bodrumdan falan giriş var mı? Var mıdır lan? Bu genelde bu saatte... Oğlum. Ben bir şey demeyeyim. Hemen arkasından gerçekleşiyor. Bağırmaya başladı. Çenesine... Neyse, görmesin bizi. Saklan saklan saklan. Ben evin arkasına dolaşacağım. Bakayım kapı hala orada mı? Oradaysa uçağa gideceğiz. Uçağa binip direktmen evin içine gireceğiz. Michael'ı kurtarmamız lazım. Hemen dayı da. O. Oha. O. O ne lan? O. O. Ha. Saklan 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 saklan. Allah Allah, oğlum flash mı yanıyor, saklan. Bu ne lan? Siren kafa. Bir tane değil miydi? Bunlar iki tane. Ne oluyor lan? Oğlum vallahi iki tane. Kapı duruyor. Ve burada iki tane siren kafa var. Bir önceki bölümde de Michael ve Amanda'yı kaçırdıklarını öğrendik. Oğlum siren kafalar yoksa insanları mı yiyor? Bu sanki diğerinden küçük gibi değil mi? Baksanıza. Bu onun oğlu mu? Yoksa. Oğlum. Allah'ım. Korkuyorum ama. Ben yine de bir aptallık edip yukarıdan görmek istiyorum. Belki de göz yanılsamasıdır. Belki de ikisi aynı boydur. Allah'ım. Konuşmayı unuttum resmen. Tırman tırman tırman. Oğlum bariz belli. Biri diğerinden küçük. Yatatatatat bağırıyorlar. Gitti mi lan? Gitti. Galiba bizi gördü. Gerçi görse saldırırdı. Bugün öğrendiğimiz şeye inanamıyorum. Siren kafanın bir oğlu var. Allah'ım, daha fazla ne olabilir? What? Ne oluyor oğlum? Oha! Kafamıza meteor yağıyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sanırım ben galiba burada öleceğim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Zaten arabamız falan da yok. Şu silahı falan bırakıp yaradana sığınıp koşalım. Umarım keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün siren kafanın yanında bir de yavru siren kafa gördük. Oğlum bunlar nereden geliyor? Siren kafa sinirlendi galiba. Sırrını öğrendik ya. Umarım keyif almışsınızdır. Ne diyorsunuz? Yanındakinin oğlu olma ihtimali var mı? Şu an niye meteor yağıyor? Hiçbir fikrim yok. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi. Oğlum kocaman, bu nasıl meteor lan? Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne oluyor lan? Oha. Hoşçakalın. Bayağı meteor yağıyor. Yalnız düşüreceğiz. Az kaldı. Gördüğünüz gibi görevimiz çok zor demiştim arkadaşlar. Sabah olana kadar bunları tutmamız lazım. Yoksa karargah ölür. Düşüyor mu lan? Vallahi indirdim. Sen alçak uçuş yaparak kurtulabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Seni de vuruyorum, seni de. Oğlum çok eğlenceli. Yemin ediyorum. GTA 5'in en eğlenceli buluşuna bakın.
Ne patladı be? Acayip var ya. Aha. Gel buraya gel. Sen de gittin. Arkadaşlar, araçta gece görüşü var. Bombalara karşı dayanıklı zırh var. Yok yok, bakın. Göremeyeceğimi sanıyor. Oğlum patlamıyoruz lan. Biz bunların tanesine 17 milyar dolar verdik oğlum.